Kanal 3 ekranlarından üreticinin sesinden bir kez daha merhabalar efendim. Bu hafta da üreticilerimize rehber olmaya devam edeceğiz. Geçen hafta da söylediğimiz gibi üzümsü meyvelerden bu hafta blueberry ve üzümü konuşacağız. Konuğumuz bu hafta da bir sıra programı olduğu için yüksek ziraat mühendisi, ziraat yüksek mühendisi Sayın Kadir Göçeri. Ben bu ifadeyi söylerken yükseğin ikinci sırada olması gerektiğini öğrenmiştim. Merhabalar, nasılsınız? Bir hafta geçti aradan. İyiyim, siz de iyisiniz inşallah. Olumlu tepkiler aldık. Ahududu ve Birdland konusunda. Hatta ben bile düşünüyorum şu an. Bir de kameraman arkadaşım Ramazan da düşünüyor. Bolvedin'de yetişir mi diye sordu. Mesela. Mümkün. Mümkün değil mi? Yine Afyon şartlarında. Evet, bu hafta Kadir Bey'i zaten yakınen bizim programlarımızdan tanıyorsunuz. Bu hafta biz üzümü konuşacağız, blueberry'i konuşacağız. Hangisini öncelikle başlayalım? Blueberry ile başlayalım. Blueberry aynı zamanda yaban mersini, aynı zamanda mavi yemiş olarak da... Likapa. çok değişik isimleri var. İsimleri var. Çok lezzetli, yemeyenler mutlaka tatsın diyeceğim ama çok fazla da ürün pazarda çok görülen bir ürün değil aslında. Zincir marketlerde filan ancak görebiliriz. Pazara çok fazla gelen bir ürün değil. Doğru. Buyurun, blueberry nedir? Özelliği nedir? Neden blueberry? Blueberry de geçen hafta anlattığımız gibi bu üzümsü meyvelerin içerisinde biraz da en zor olan bitkilerden birisi. Blueberry gene kuzey iklimlerinde çok yaygın olan Polonya, Macaristan, Gürcistan, bizim Karadeniz bölgelerinde yaygın olarak yetişen orman bitkisi. Bu da gene aynı şekilde... Aslında yaban hayatın ürünlerinden bir tanesi. Aynen. Bu ürünün zor olan tarafı asidik toprak istemesi. Türkiye şartlarında bu Karadeniz, Trakya, işte Akdeniz, Mersin o bölgelerde birkaç lokal yerlerin haricinde Türkiye'de genelde asidik toprak bulmak çok mümkün değil. Ahududu böğürtlen 6,5 pH'lardaki bir toprak şartını isterken blueberry biraz daha seçici 5,5 pH'lardaki bir toprak seviyesini tercih ediyor. Ama şu anda dünyada ve Türkiye'de de blueberry artık saksılarda yetiştirilen bir bitki. Uygun substratlar saksıya yerleştiriliyor. Bitki onun içerisine oturtuluyor ve devamlı dozajlama ve sulama suretiyle de burada yetişmesi sağlanıyor. Şu akla gelebilir. Saksıda olunca işte niye böyle çok kök yapısı oluşturup saksıyı yetiyor mu o alan ona? Evet, 45 litrelik bir saksı yapısı buna yetiyor. Bunlar da aynı diğer berry gruplarında olduğu gibi çok şeyi yok. Saçak kökleri, çok dağınık kökleri, uzun kökleri yok. Genelde rizom dediğimiz yani kümeleşmiş 20-40 santimlik bir seviyede kümeleşmiş kök grupları halinde hayatiyetini devam ettiriyor. Tabii saksıda üretim kontrollü bir üretim olduğu için daha yüksek bir verimi, daha iyi bir kontrolü gerektiriyor. Sonuçta da verim olarak da yüksek bir verim olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki en büyük handikap düzenli dozajlama. Yani blueberry yetiştiriciliğinde saksıya siz düzenli olarak besin maddeleriyle birlikte suyu vermelisiniz. Ama bunun da pH'sını ayarlı tutmak zorundasınız ki o 5,5 pH seviyesini yükseltmeyesiniz. Blueberry'de de çok çeşitler var. Yani kuzeyin bir bitkisi dememize rağmen güney şartlarında yani bizim Akdeniz sahil bölgelerinde Marmara'da çok rahat bir şekilde yetişebilir. Hatta Bursa'nın Uludağ'ın eteklerindeki dağlık bölgelerde, Yalova'nın üst bölgelerinde falan çok rahat yetişebilen bir bitki. Çünkü erkenci çeşitleri yani soğuklanma ihtiyacı az olan çeşitlerle birlikte soğuklanma ihtiyacı yüksek olan çeşitler. Yani bizim 1100-1200 rakımlarda hatta 1300 rakımlarda bile yetişebilir. Geçici çeşitleri de var. Bunlar da yetiştiricilikte üretmek mümkün. Zaten bu berry gruplarında hangisini üretirseniz üretin, asıl olan bir şey pazara uzun bir süre mal sunabilmek. Bunun yolu da çeşitleri kullanarak üretim sezonunuzu açmaktan geçiyor. Hep aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Üreticilerimiz veyahut da yatırımcı insanlar bize geri döndüklerinde şunu söylüyor. İşte söylüyorsunuz ki bunun fiyatı 100 lira, 200 lira falan. Yani işte biz bunu 200 liraya satamıyoruz.
Ama bana Nisan'da, Mart'ta, Mayıs'a kadar blueberry üretebilirseniz 200 liraya çok rahat satarsınız. Veyahut da Ağustos'tan sonra, Ağustos, Eylül aylarında blueberry üretebilirseniz 200-220 liralara çok rahat satarsınız. Yani yoğun dönem üretimden çok Uç dönemlerde yani bir turfanda ürün nasıl ilk çıktığında çok pahalı oluyor. Çok fazla ürün yok çünkü yetiştirilmesinde. Bunu takip etmek lazım veya çeşitliliği ona göre seçmek lazım. Bunun da yolları şeyden geçiyor. Ya rakımları oynayacaksınız. Yani aynı plantasyonun içerisinde bir üst rakım. İşte 600 rakımda yetiştiriyorsanız bir üst rakımda, 1000 rakımda bir plantasyon daha kuracaksınız ki orası bitince öbürünün hasatı başlasın. Veyahut da işte sıfır rakımda bir üretim gibi. Bunların sürelerini aşmak veyahut da sera sistemleri oluşturarak. En düşük rakım nedir blueberry'de? Türkiye'de yani bugün deniz sahil bölgelerinde seralarda dahi, açık alanda dahi yetiştirilebiliyor. Sizin danışmanlığını yaptığınız bir yer var. Döşeme Altı, Antalya. Evet, orada Korkutel. Korkutel'inde bir de Döşeme Altı'na da gitmişti. Orada da bir deneme Döşeme vardı. Döşeme Altı mesela kaç rakım? 500 rakım. Korkuteli 800 rakım. Onun üstünde var. Burdur'a bağlı bir alan var. 1300 rakım. 1300 rakım. Antalya, 500, 800, 1300. Bir de Antalya'da yetiştirdiğinizi düşünün. Siz Mart'tan başlayarak Mart ayından Eylül ayına kadar blueberry yetiştiriyorsunuz. Hasatı ona göre arka arkaya dek geliyor. Tabii. Ve sürekli bir ürün üretimi, hasat yapılmış oluyor. Tabii. Evet. Blueberry demin dediğimiz gibi asidik karakterli topraklarda yetişen bir bitki. Aynı diğer beri gruplarında olduğu gibi ikinci yılını tamamlamış olan dallarından meyve verir. Ve dalların uç sürgünlerinde, uç bölgelerinde verim verir. Dolayısıyla sizin bir blueberry bitkisinin ikinci yılından itibaren meyve alma şansınız mümkün. Dördüncü yılında ideal verimlere ulaşmanız mümkün. İlk yıllarında saksı başına yarım kilo gibi bir ürün alabilirken dördüncü, beşinci yıllarında ideal verime ulaştığınızda 6 kilolara kadar, 4 kilo ile 6 kilo arasında bir verime ulaşmanız mümkün ki bu da ortalama olarak degara 1,5 tonla 2 ton arasında bir ürün elde etme şansı demek oluyor. Blueberry'nin değeri itibariyle hemen ilk akla gelen üreticilerimizin sormak istediği fiyat noktasında ise diğer beri gruplarından daha pahalı satılan, daha yüksek değere sahip olan bir ürün. Ama buna karşında çok yoğun bir şekilde teknoloji kullanılması gereken bir ürün. Dolayısıyla yatırım maliyetleri gayet yüksek olan bir ürün. Yatırım maliyetinin bu yüksekliğine rağmen yatırımın geri dönüş süresi dediğimiz kendini amorti etme süresi de dördüncü yılda tamamlanabiliyor. 10-12 yıllık bir verimin içerisinde dördüncü yılda kendini amorti etmesi diğer iki amorti dönemi içerisinde de üreticiye gelir kazandırması mümkün olan bir ürün. Bu nedenle büyük yatırımcıların çok ilgisini çeken ve yaptıkları şu anda Türkiye'de artık 200-300-500 dekarlık alanlarda üretimi gerçekleştirilen bir ürün. Peki yatırım maliyeti derken bunu detaylı olarak neler yapıldığını, işte saksı, dozajlama, işte birbirine bağlantılı kullanılan bitki destekleme ürünleri vesaire onları da detaylı konuşacağız ama bugünkü şartlarda bir dekarlık yatırım maliyeti ne kadardır mesela? 6.000 ile 7.000 dolar arasında. 6-7 bin dolar arasında bugün 6.000 dolar desek 100.000 liralara falan tekamül ediyor aşağı yukarı. Bir dekarlık bir alanda 100.000 lira bir yatırım. Yani siz... Ama dekardan bir ton ürün aldığınızda da 120 lira idi bu senenin ortalama fiyatı. Yani başa baş çıkıyor neredeyse. Kendini amorti ediyor. Yani bir 10 dekarlık üretim sahası oluşturacaksak toprak veya işte arsa veya tarla haricinde 1 milyon TL, 1 milyon 200 bin TL gibi bir yatırım yapmamız lazım. Fakat ikinci yılda, üçüncü yılda mı alıyoruz en verimi? Yılda, evet. Üçüncü yılda alacağımız verimle de o yatırımı hemen hemen amorti etmiş olacağız. Evet. Saksı deyince büyük saksılar. Bunların çapları litre. 45 santim çapın. 45 litrelik saksı. 45 litrelik saksılar. Hacim olarak 45 litrelik saksılarda yetiştiriyoruz. Bunun içerisinde demin dediğim gibi asidik karakterli substrat yerleştiriyoruz. Yani organik malzemesi içerisinde. Bunu biz her yerden bulabilir miyiz? Özel bir ne üretimi yazık var ki, mı? Türkiye'de şu anda asidik organik malzeme yok. Dışarıdan mı geliyor? Dışarıdan. Norveç ve Danimarka kaynaklı olarak geliyor Türkiye'ye.
Bunu Türkiye'de harmanlayıp yetiştirme ortamına uygun substrata çeviren, içine perlit, diğer karışımları, kokopitleri falan koyup uygun karışım haline getiren firmalar var. Bu bunlardan... normalde aslında konuştuğumuz şey topraksız tarım. Aynen. Açık aynen. Alanda topraksız tarım yapıyoruz. Aynen, aynen. Bunun içerisine yerleştiriliyor. İlk yıl bitkinin kök sistemi ve gövde sistemiyle üstteki vejetatif kısmının, yani dal ve sürgünlerinin gelişme dönemi. Bu dönemlerde bitki ne kadar güçlü geliştirebilir, ne kadar iyi bir yapıya ulaştırabilirsek o kadar bir sonraki yılının verimini garanti ediyoruz. Bu da hep aynı ahududu böğürtlen de geçen hafta bahsettiğimiz gibi kökten rizomlarından yeni sürgünlerle hayatiyetini devam ettiren bir bitki. Verim aldığımız dalları çıkararak bir sonraki sene gelen dallara bırakarak devamlı verimi böyle garanti altında tutturmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan bir husus, ahududu ve böğürtlenden farklı olarak blueberry'nin dal yapılanması, yani ana dalından yan dalların oluşumunda biraz sıkıntılı. Çeşitlere göre farklılıklar göstermekle birlikte yan dallanması biraz sıkıntılı. Bu nedenle biz gelişme dönemi içerisinde daha saksıda ilk diktiğimiz seneden itibaren bitki büyümeye başlarken zaman zaman uç sürgünleri kırarak kardeşlenmesini, dallanmasını sağlıyoruz. Ki bitki saksının içerisinde daha gümrah, daha şey yapıyor ulaşsın. Tel sistemi var mı? Tabii. Saksının devrilmemesi. Bitki genelde dik karakterli ama meyve olgunlaştığında... Yani küçük çalı ağaç tarzında. Evet. Ama meyve olgunlaştığında yatma eğiliminde olan bir şey. Dolayısıyla saksının devrilmemesi anlamında ilk 40 santimlik, 60 santimlik seviyeden ve sonraki bir üst seviyeden telle desteklenmesinde büyük fayda var. Dolayısıyla bu sistemleri kurarken ister istemez 1,5 metrelik bir seviyede ama üzerine doludan etkilenmesin diye tül atmak istiyorsanız 2,5-3 metrelik bir seviyeden direklerle desteklemek, aralarını tellerle de desteklemekte fayda var. Bu ürün demin dediğimiz gibi meyvelerinin çiçeklenmesi en kritik dönemleri bunların çiçeklenme dönemi. Bu bitkiler saksılar içerisinde olmasına rağmen kış şartlarında -25-30'lara kadar dayanabilir. Bahar dönemlerinde bu dayanıklıklarını devam ettirebilir. Ama çiçek açma dönemi çok hassas bir dönemdir. -1,5 bile bu noktada sıkıntılıdır. Çünkü o çiçeğin ölmesine bir sonraki çiçeğin ancak verime gelmesine sebebiyet verir. Demin dediğimiz gibi çiçeklenme tamamen tek bir periyotta olmaz. 20-25 günlük bir periyot içerisinde çiçeklenme devam eder. Bu dalgalı çiçeklenmeden kaynaklı olarak da doğalda hasatı da 40-60 güne kadar uzayan bir süreçte de olgunlaşması ve hasatı devam eder. Çiçeklenme döneminde demin dediğim gibi hassastır. Bu dönemde mutlaka korunmasında fayda vardır. Eğer nasıl koruyacağız? Don tehlikesi varsa dona karşı gerekli tedbirleri alarak korunması mümkün. Don o andaki çiçeklerde bir zarar verebilir. O çiçeklerdeki verim kısmında bir sıkıntı oluşturabilir. Ama sonraki gelen çiçekler, sonraki günlerde geleceği için tekrar meyve verir. Yani bunun anlamı şu, blueberry veyahut da ahududu böğürtlen yetiştirdiğinizde, soğuk zararına yakalandığınızda veriminizin hepsi gitmez. Sadece o andaki etkiliyor. Kısmı gider, sonrasında devam eder. Dolayısıyla size minimum olabilecek düzeyde bile bir verim verir. Yaşadınız mı blueberry'de don olayı? Tabii bunlar mümkün. Yaşandı. Yaşandı. Mesela normalde dona yakalanmasak alacağımız kilogramda atıyorum 100 kilogramda ne kadar bir kayıp yani işte oldu? Saksı başına 1 kilogramlık bir verimi düşünürseniz bunun 100-150 gramlık bir kısmını kaybetmiş olabilir. 5'te 1 gibi bir rakam. Yani. Evet. Buyurun. Daha sonra blueberry'nin de diğer üzümsü meyvelerde olduğu gibi hızlı bir şekilde hasattan sonra soğutulup -0.5 ile 2 derecelik aradaki bir soğuklukta muhafaza edilmesi, paketlemesinin gerçekleştirilmesi ve piyasaya sürülmesi. Blueberry diğer ahududu böğürtlenlere karşı biraz daha pazarı dayanıklılığı uzun. 2 haftalık bir süreç içerisinde depolama ve piyasaya sürme şansımız var. Şimdi meseleyi sadece taze tüketimi anlamında da anlatmayalım. Blueberry aynı zamanda sanayinin de istediği bir ürün. Sanayi de bunu donmuş olarak yapıyor. Meyve suyu sektörü bunu yoğunlukla kullanıyor. Hatta Avrupa ve Amerika'da sabah kahvaltılarında mısır gevrekleriyle birlikte süt yerine blueberry'nin sularını karıştırıp tüketimi gayet yaygın bir
şey, bir yerde enerji içeceği veyahut da insanların böyle zaten bir... içeriğini de soracağım yani. Kurutulmuşu da var aynı zamanda. Mümkün. Yani ama şu anda taze tüketimi dünyada hala daha tüketimi şeye tüketime yetişebilecek bir üretim yok. Dolayısıyla şunu çok net söyleyebilirim. 2015-2016 yıllarında Türkiye dışarıdan tamamen blueberry ithal ederken şu anda dışarıya blueberry satar pozisyondayız. Yani ki aslında çok pozisyonda. Türk pazarında da yok, onu da söyleyelim yani. Herkesin bildiği bir biliyoruz ama çok fazla hani önümüze gelmiyor. Aynen. Tüketmek için. Tüketim anlamında Türkiye işte şeylerinin tüketimlerini, TÜİK verilerini incelediğinizde tüketim anlamında işte atıyorum 100 tonluk bir tüketim şey periyodu mümkünken bir sonraki sene çok yüksek miktarlarda 300-400 tonluk yani tüketim alışkanlığı insanlarda başladığı anda çok sevilen ve hızlı bir miktarda tüketim şeyi artan bir ürün. Yine hakeza bunlar dediğimiz gibi Uzak Doğu, Orta Doğu, Avrupa çok yoğun bir şekilde Rusya çok yoğun bir şekilde bizim ihraç edebileceğimiz ürün kalemlerinde. Ama şu noktayı belirtmeden geçemeyeceğim. Biz blueberry'lerde üretim desenimizi, üretim miktarımızı mümkün olduğu kadar büyük alanlarda tutmak zorundayız. Neden? Çünkü bu büyük alanlarda yetiştiricilik yapamazsak, küçük alanlarda yaptığımız ürünleri ya bir gruplaşarak pazarlamak durumundayız ya da bir ihracat firması aracılığıyla. Çünkü siz bu ürünü iç piyasada çok fazla market zincirlere ulaşamadığınız bir zaman pazarlama şansına sahip değilsiniz. Zaten küçük ambalajlarda oluyor galiba o markette. 125 gramlık ambalaj. 125 gramlık yani 1 kilogramın 8'de biri gibi aynen. Bir ambalaj yapacaksınız. Bu da ayrı bir işçilik. Tabii. İşçilik ayrı bir pozisyon. Bunu da her yerde pazarlayamazsınız. Yüksek değerinden kaynaklı olarak pazarlamaya kalksanız bile düşük maliyetli şeylerle pazarlarsınız ki bu sefer sizin öngörülerinizi, beklediğiniz gelir seviyelerini karşılayamayabilir. O yüzden biz blueberry üretim alanlarına girecek olan üreticilerimize, tabii bu çok profesyonel bir noktaya doğru gidiyor ama 50 degardan aşağı bir üretim alanı oluşturmalarını çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü teknolojide 10 degara kullanacağınız teknoloji maliyetiyle 50 degara kullanacağınız teknoloji maliyeti neredeyse birbirine yakın. Yani işiniz aslında şu, burada büyük bir yatırımcı olmanız gerekiyor. Rakamsal olarak. Yani. Hani küçük aile işletmeleri, Ahududu, Böğürtlen bunlarda bir sıkıntımız yok ama bunda 5-6 bin dolardan bahsediyoruz. En düşük yatırım maliyetinin 300 bin dolara gelir. 50 dakarlık. Evet. Ticari bir kazanç elde doğru. edeceksek. Doğru. Çok doğru. Ama buna karşın demin dediğimiz gibi geliri de yüksek. Ürün hasat edildikten sonra çok hızlı bir şekilde piyasalarda paketlenip satılabilecek bir ürün pozisyonunda. Blueberry'nin en büyük özelliklerinden birisi yüksek antioksidan. Burada blueberry ile aronya bitkisi birbirine genelde karıştırılır. Aronya bitkisi taze olarak tüketilmez. Aronya bitkisinin mutlaka marmelatının veyahut da suyunun elde edildikten sonra tüketimi mümkün. Bunu da dondurulmuş gıdacılar daha çok talep ediyor. Taze olarak piyasaya veremezsiniz, yenmez çünkü biraz daha acı bir şeydir. Ama aronya antioksidanlık manasında, fenolleri manasında blueberry'den daha zengin bir meyvedir. Blueberry ise taze olarak tüketilebilen, yine demin dediğimiz gibi sanayi tarafından da rahatlıkla kullanılan bir ürün. Blueberry'nin en temel özelliklerinden birisi yüksek miktarda omegalar içermesi. Bunun yanında diğer fenollerle birlikte antioksidan değerinin yüksekliği ve bariz bilinen en temel şeylerinden birisi de göz hastalıkları olan insanlara karşı ciddi bir düzenli kullanımdan sonra ciddi bir iyileşme yaşattığı bilinen bir bitki. Bu da çok önemli. Sağlık açısından da blueberry ben birkaç defa yedim. Gözlerim daha net görmeye başladı. Ondan dolayı mı acaba? Her zaman çünkü bildiğimiz bir meyve değil. Yani ulaşabilirlik biraz da zor doğru. Bu meyveye. Ama düzenli bir kullanım. Yani öyle bir iki kullanımdan bahsetmiyoruz. Bir iki kullanımda olmaz. Tabii. Tabii şimdi bu saksı da yetişiyor sevgili izleyiciler. Ben Kadir Bey'in danışmanlığını yaptığı işletmeye gittim. Dedim ki bir iki saksı eve götüreyim, yetiştireyim. Bununla ilgili programı izleyen dostlarımız, arkadaşlarımız, takipçilerimiz de birer saksı istediler ama
Bunun olmayacağını anlatmaya çalıştık. Mümkünatı yok tabii bu tabii, işin. Çünkü demin anlatmaya çalıştığımız şekilde o saksıyı düzenli olarak gübre ve asitliği ayarlanmış bilgisayar suyla, ortamında değil mi? Suyla tabii. Bunu dozajlama makinesi dediğimiz bir ünitede dozajlama makinesi bunu ayarlıyor. Siz gübrelerinizi tanklara karıştırıyorsunuz. Asidi tanka ayrı bir tankta bulunduruyorsunuz. O sizin öngördüğünüz gübre miktarını ve asit miktarını alarak bir karışımı hazırlayıp suya karıştırıyor ve bunu veriyor. Bunu bir kere de veremezsiniz saksı olduğu için. Devamlı nemli tutmak zorundasınız. Bir saksıyı 5 dakika gibi bir sulama süresi içerisinde suluyoruz. Ama günde 5 ile 7 kereye kadar suluyoruz. Bir de yani o saksılarda izleyicilerimiz de takip edecekler büyük ihtimalle. Her birinde bir serum misali ince tabii. hortumlarla tabii. birbirinden aktarmalı bir sistem var. Damlama sistemi var. Tabii. O dozajlamadan gelen o karışım onları düzenli olarak bir serumu taktığınızda nasıl düzenli olarak veriliyor tabii. o şekilde değerlendiriliyor. Tabii burada pazarın çok sorun olmadığını da belirttiniz. Aslında evet. yatırım maliyeti yüksek ama pazarın çok sorun olmadığını söylediniz. Bununla ilgili Türkiye'de şu an nasıl bir alanda üretim yapıyoruz? Artık ihracata da başladığımız için tabii, söylüyorum. Çok yoğun bir şey var. Üretim alanları gelişiyor. Büyük alanlar halinde gelişiyor. Türkiye'de şu anda tamamen fidan noktasında dışarıya şey olmamakla birlikte, bağımlı olmamakla birlikte fidan üretimleri de telif fidan üretimi de başladı yani. Telif hakları tamamlanmış olan mesela dük diye bildiğimiz bir çeşit artık Türkiye'de de üretilebiliyor. Şey ama buna karşın demin dediğim gibi çok özel çeşitler var. Ama şurası bir gerçek haline geldi ki hangi beri grubunu üretirseniz üretin sonuçta bunlar taneli meyve. Bu tanelerde kalibre dediğimiz, çap dediğimiz yani meyvenin iriliği, büyüklüğü ön plana çıkmaya başladı. Şimdi bir kısa reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra blueberry deyince de sadece blueberry olarak değil onun da farklı cinslerin ve ırkların olduğunu evet. aktaracağız büyük ihtimal. O çapta bizim bölgeye hangisi uygun onun bilgilerini sizden alalım. Kısa bir reklam arası efendim. Reklamların hemen ardından üreticinin sesinde birliktelik devam ediyor. Konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendisi Kadir Göçer'i üzümsü meyveleri aktarıyoruz. Blueberry'yi ilk bölümde konuştuk. Artık blueberry'nin ürün çeşitliliği, kalibre oranının yüksek olanların, bölgeye uyum sağlayanları bir de pazarını evet. üreticilerimize aktaralım. Merak edenlere bu konuyu ileride daha fazla geniş çapta aktaracağımızı belirtelim. Çünkü üzüm var bir de kirazımız var. Tabii blueberry'de demin dediğimiz gibi bir tesis kuracağınız zaman erkenci bir çeşit tercih etmek durumundasınız. Bu manada işte dük ve crunch bulunmaz çeşitlerden birisi. Verimleri iyi. Buna karşılık ortancı dönemde oluşacak bir meyve grubu bulundurmanız lazım. Bu manada işte top şerfler, değişik şey grupları mümkün. Bunlardan çeşit seçebilirsiniz. Geçici olarak da işte Aurora gibi, Lascol gibi değişik ürünleri barındırabilirsiniz. Ama blueberry'de esas olan şey artık iri taneli meyveye doğru gidiş. Yani biz bunlara sakuya meyveler diyoruz. Bu iri taneli meyvelerde şu anda ıslahçılar da bu manada yeni çeşitler geliştirmeye başladılar. Demin dediğimiz gibi crunch, dük bu dük biraz daha eski klasik bir çeşidimiz. İri meyveler. Grande yine hakeza iyi bir meyve. Peach yine hakeza iyi bir irilikte ve şeyde iyi. Yine özel çeşitler, değişik ürünler var. Türkiye'de bu ürünlerin, bu iri meyvelerin daha telif hakları da olmadığı için üretim şansları çok yok. Bu nedenle
dışarıdan getirmek suretiyle fidanları üretim yapmak mümkün. Getirdiğiniz fidan klasik olarak 12 ile 15 sene arasında yetiştirici şartlarına bağlı olarak da size hizmet verecek olan bir bitki. Demin dediğimiz gibi ürünün pazarlanması ile ilgili çok büyük olumsuz bir etki yok. Herhangi bir ihracatçı firma aracılığıyla veyahut da üreticilerin oluşturduğu gruplar halinde yapacakları bir pazarlama organizasyonuyla bu ürünleri çok rahat bir şekilde pazarlayabilir. Ve bu ürün iç piyasadaki değerinin yanında dışarıda çok daha fazla bir değerinin olduğu bilinerek dış pazara yönelik bir üretim deseni oluşturulmasında her zaman fayda var. Evet, üzüm aslında Anadolu'nun önemli meyve türlerinden bir tanesi, üretim yapılıyor. İşte geçtiğimiz günlerde bir haber bültenini izlerken Konya'da Meram Bağları diye bir ilçe var. Meram diye ilçe var. Oranın da Meram Bağları diye meşhur. Ama üzüm bağ üretilmiyor. Kalmadı. Bağ kalmamış. Ama belediye orada, Meram Belediyesi bir girişimde bulunuyor. Büyük bir alanda üzüm yetiştiriciliğine başlamış. Evet. Çok da hoşuma gitti. Geleneksel ürünlerden bir tanesi. Sofralarımızı süslüyor. Evet. Ege'de oldukça fazla üretiliyor ama bizim bu bölgemizde de işte geç olgunlaştığı için öyle düşünelim. Evet. Benim evimin bahçesinde bir tane asmam var. Hala tam olgunlaşmadı ama işte Ege'de üzüm hasatı çoktan bitti. Çok doğru. Yani bizim en temel olarak ön plana çıkıp değerlendirmemiz gereken pozisyonumuz burası. Yani bir alternatif ürün olabilecek bir pozisyonda. Aynen. Yetişme şartları çok uygun. Hele şöyle düşünüyorum, işte Çay Sultandağ Akşehir Havzası'nda Tuzlukçu ilçesi var. Orada da üzüm pekmeziyle meşhur olduğu için söylüyorum. Orada da üzüm yetiştirici çok büyük alanlarda yapılmış zamanında. Ama sonra terk edilmiş, üretim yapılmamış. Bizim üzümü de artık yeni jenerasyon üzümler tabii değerlendirmemiz gerekiyor. Üzüm üretimini ne yaparız? Evet, bu manada üzümü genel olarak bir anlatmadan önce gene o da geçirgen bir toprakta, yani kumlu tınlı bir toprak sever. Toprak geçirgenliği iyi olmalı. Su tutma kapasitesi organik malzemelerce desteklenmiş. Yüksek su tutma kapasitesi olan bir yapı olmalı. Üzüm daha çok diğer üzümsü meyvelere, bugüne kadar anlattığımız diğer üzümsü meyvelerden farklı olarak biraz daha ağır topraklara doğru kayılabilir. Kireç oranı biraz daha yüksek olan topraklarda yetiştiricilik yapılabilir. Ama ideal olan yetiştiriciliği 7,5-7,5 pH aralığında organik maddece zengin, kumlu tınlı topraklar. Ilıman bir iklim olmalı. Özellikle çiçekten sonra meyvenin olgunlaşma dönemlerinde diğer tüm berilerde olduğu gibi hemen hemen sıcak, güneş şiddetinin yüksek olduğu bir Temmuz-Ağustos aylarının yaşanması gerekiyor. Şu anda o kadar çok üzümde çeşitlilik ve şey var ki bunların içerisinde Türkiye'yi ön plana çıkaran en önemli özellik ise çekirdeksiz üzüm yetiştirilebilmesi. Dünyanın çoğu plantasyonlarında çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğinde sıkıntı varken Türkiye bu noktada ön planda. Çekirdeksiz üzümlerin içerisinde de bildiğimiz o klasik sultani çeşidinin, beyaz sarı çeşidinin haricinde renkli çekirdeksiz üzüm çeşitleri de çoğalmaya, ıslah edilmeye, üretime girmeye başladı. Bunlar da bu manada çok önemli. Bizim demin saydığınız bu havzalar içerisinde gece ile gündüz sıcaklık farkı Ağustos'ta yüksek olduğu için renklenmeyi teşvik edici bir yapısı var. Zaten bu nedenle biz bu havzalarda bu beri çeşitlerinin, ki genelde bunlar renkli meyvelerdir, bunların oluşmasını arzu etme sebebimiz de bu. Bu sıcaklık farkları, aradaki gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksekliği meyvelerin daha albenili, daha hoş olmasına sebep oluyor. Güneşlenme şiddetimiz de o manada Temmuz-Ağustos aylarında gayet yeterli. Olumsuz bir şeyimiz yok. Bunların hepsini yetiştirmek mümkün. Ama klasik bildiğimiz manada üzüm yetiştiriciliği, işte budama artıklarından, çeliklerden bir üzüm elde etmek yerine anaçların üzerine aşılamak suretiyle üzüm yetiştiriciliğine doğru gitmek zorundayız. Daha profesyonel olmak açısından. Aynen. Çünkü çeliklerden elde edeceğiniz üzümlerin ilerleyen zamanlarda verim kabiliyetleri bozulabileceği gibi bitkinin fizyolojik aktiviteleri de dengesizleşebiliyor. Ama buna karşının Amerikan anaçları dediğimiz anaçlar, Bolsen, Rugeri gibi anaçların üzerine aşılamak suretiyle üzüm yetiştirebildiğinizde çok daha kaliteli, çok daha düzgün,
ürünler almanız mümkün. Üzüm de diğer beri gruplarında olduğu gibi ikinci yılında meyve verebilen bir bitki. Dolayısıyla yatırımın geri dönüş süreci itibariyle baktığınızda da çok makul bir bitki. Degardan çeşidine göre değişmekle birlikte 2 ile 6 ton arasında ürün kaldırmanız mümkün. Artı bazı çeşitleri ki bizim bu havzalarımızda özellikle Akşehir Çay, Eber Akşehir arasındaki bu havzada çekirdeksiz renkli üzümlerin yetiştirilmesi halinde depo edilme şansı da yüksek. Kaç ay mesela depoda? 3 aydan aşağı soğuk hava depolarımızda. 3 aydan aşağı depoya. Yani kışında rahatlıkla yaş aynen olarak tüketebileceğimiz aynen pozisyonda. Aynen. Bu yüzden onun kıymeti artıyor, değeri artıyor. Ve bu ürünler çekirdeksiz renkli gruplar veyahut da çekirdekli gruplar, işte çekirdekli grupların içerisinde ne var? Ön plana çıkan, şu anda fazla üretimi yapılan Red Club mesela. İşte bir aylık bir sürecin içerisinde rahat tüketime sunulabilecek bir ürün. Yine aroması ve tadı ile aslen bizim pekmeze, şarap üretimine uygun olmakla birlikte Türkiye'de hala o aromasından dolayı sofralık olarak tüketilen Alfons. Mis kokulu. Alfons şey bir ürün. Sultani zaten hiç tartışmasız ama kısa bir süreç içerisinde işte bir ay, bir buçuk aylık bir süreçte piyasada tüketime girmesi gereken bir ürün. Bunun yanında da işte son dönemlerde gelişen çekirdeksiz Crimson Stills gibi çeşitlerinde uzun süre depolanıp piyasaya sunulması mümkün. Dediğimiz gibi 2 yıl içerisinde verim alabilirsiniz. İdeal verimine 3. 4. yılda ulaşırsınız. Ama terek sistemi mutlak gerekli. Yani destek sistemleri yapmak zorundasınız. Bu destek sistemlerinde çok değişik terbiye sistemleri var. Normal Avusturya çardak modelinden düz çardağa, askı kollarına kadar değişik terbiye sistemleriyle terbiye edip burada ürün yetiştirmeniz mümkün. Çiçeklenme dönemi itibariyle Mayıs sonu Haziran olması itibariyle soğuklardan etkilenmez. Bölgemiz için ideal bir alan. Mart sonu gibi oluşan sürgünlerin Haziran'da çiçek açtığını düşünürseniz o aradaki bir aylık, bir buçuk aylık gelişme süreci içerisinde ise velev ki soğuklara yakalansa bile sürgün kendini yenileme kabiliyetine sahip. Yani ürünü tamamen bitmiyor. Çiçek oluşumu gerçekleşmediği için yeni salkımlar oluşturabilir, yeni salkımlar. Ama sürgün daha genç iken, yani Mayıs dönemi içerisinde bir soğuğa yakalanırsa işte o zaman büyük bir problem yaşanabilir. Onun haricinde bu risk demin dediğim gibi bizim bölgelerimizde üretim anlamında alınabilecek bir risk. Çok nadir yaşayabileceğimiz risklerden birisi. Ki doğalında da demin söylediğiniz gibi çok rahat yetiştirilen üzüm alanları olan bölgeler. Peki meyilli arazi, alanlar ne kadar olmalı? Yani bu tamamen üreticinin şeyine bağlı. 5 dekar olur mu? 5 dekardan 500 dekara kadar. Hasatı yani da kolay aslında. Makas yöntemiyle. Evet. Üzüm belli bir şeyde de. Ama üzümde üzümün güzel taraflarından birisi de şu. Üzümü siz sofralık olarak yetiştirirsiniz ama o seneki yetiştiricilik şartları içerisinde olası olumsuz etkilenmelerden dolayı, hastalık ve zararlılardan veyahut da değişik sebeplerden dolayı ürününüzde bir bozulma gerçekleşse bile bunu kurutma olarak değerlendirebilirsiniz. Kurutup kurusunu satabilirsiniz veyahut da işte pekmez gibi değişik ürünler yapılıp da değerlendirme şansına da sahipsiniz. Peki şimdi üzümü biz pekmez olarak değerlendirip bir de Ege'de gördüğüm için söylüyorum. Mesela yaprağı da değerlendirebilirim. Salamura yaprak. Yani mutlaka bu tür ürünlerde de olur mu bu? Çok ciddi bir pazardır ve çok pazar, iyi bir kazançtır evet, yani. Ek bir kazanç olarak tabii, düşünürsek. Tabii doğalında zaten yapmanız gereken bir eylem. Yaprakları almanız, üzüm salkımlarının rahat gelişebilmesi için yaprakları. Artı o da bir ek bir gelir. Yani salamura evet yaptığınızda bir pazar oluşmaya başlıyor. Evet. Yani birbirini tetikleyen unsurlar oluşuyor. Bir de güzel olan bir taraf, bunlar özellikle külleme ve değişik manada botritis ve kurşunlu küfe karşı hassas olan ürünler, üzüm. Ama Sultan Dağları ve Akşehir Eber Gölleri'ndeki bu yapı havza itibariyle doğal bir hava sirkülasyonundan dolayı bizim bölgelerimiz bu manadaki hastalıklara karşı da daha dirençli, daha az etkilenebileceğini düşündüğümüz bir ürün çeşidi. Mesela ben geçtiğimiz günlerde Yalvaç'ın bir köyünden üzüm satıcısı gelmişti. Ondan aldım. Direkt böyle o tahta eski evet, sistem evet, köfelerde. Doğru.
Üzümün lezzeti hakikaten de güzel. Siyah ve çekirdeksiz bir üzümdü. Şimdi siyahı genelde pekmez için kullanılıyor, mor üzümleri. Bir de dediğiniz gibi şarap yapımında vesaire de kullanılıyor. Peki biz burada üzüm üretimine karar verirsek bunun maliyeti aşağı yukarı dekar başına ne kadardır? Şimdi bugün şartlarda hani hep rakam veriyoruz. Kiminde 5-6 bin dolarlardan başlıyor. Yok, anaç olarak anaçtan bir sonra aşılama suretiyle bir yetiştiricilik düşünüyorsanız fidan maliyetiniz minimum noktalarda. Dolayısıyla anaçlar şu anda çok pahalı değil. Sadece direkt sistemiyle aynen, toprağın yapacağınız hazırlanması. Telli terbiye sisteminin maliyeti önemli. Burada en üst maliyette olan Avusturya modelini tercih edebilirsiniz ki bu degara 30-35 bin liralık bir yatırımı gerektirir. Basit direkt sistemlerini yaparak da bunu basit kollarla, T kollarla üretme şansına da sahipsiniz ki bu zaman 2000-3 bin liralık degar başına bir maliyeti olur. Tesis maliyeti olur. Peki siz üretici olarak Dereçin'de de yaşıyorsunuz. Üzüm üretmeyi ister misiniz? Bölgede? Aynen, yani bizim bölgelerimizde özellikle biz kirazın para etmesinden kaynaklı olarak her alanda kirazın yetişemeyeceği, yetişmesi sıkıntılı olacak toprak alanlarında bile biz kaldırdık, kiraz yetiştirmeye kalktık. Sonuçta başarısız olunca da kiraz üretimimizdeki handikapları yaşamaya başladık. İşte bu alanların bu manada dönüşümleri artık kaçınılmaz olmalı. Su ihtiyacı ve bakım ihtiyaçları nedir? Su ihtiyacı kısa değil, eksik değil. Yani üzüm denince insanlar daha az su kullanılır gibi algılamasın. Üzüm aksine bir kiraz kadar ve kirazdan belki ama sofralık bir üzüm. O manada ciddi bir su kullanımı vardır ki degara vereceğiniz su miktarı haftalık 2,5 tondan aşağı olmamalı. Yani o zaman sulamanın da olduğu bir noktada bu evet, üretimin gerçekleştirilmesi evet, gerekiyor. Peki mücadele olarak, zirai mücadele olarak zararlılardan çok yoğun bir talep yok mi görüyor? Çok olumsuz, sistemi olumsuz değil. Demin dediğim gibi külleme en büyük sıkıntılardan birisi. Çiçek dönemlerinde tripsler ve şeyler etkin olabilir. Bunlar basit mücadele yöntemleriyle aşılabilir. Meyve ilk tutuş dönemlerinde işte küllemeye karşı hassas olduğu için o dönemden başlayarak külleme, botritis ve kurşunu küf mücadeleleriyle devam edilebilir. En büyük sıkıntısı salkım güvesi dediğimiz şey. Salkım güvesi için de basit preparatlar veyahut da işte organik dala asılabilecek kovucu veyahut da cezbedici şeylerle, preparatlarla mücadele etme şansına sahipsiniz. Şunu çok net söyleyebilirim. Üzüm yetiştiriciliğindeki mücadele bir elma yetiştiriciliğindeki mücadeleden fazla değildir. Ama elma zordur yani. Elma zordur tabii. Kiraza göre daha zordur. Evet. O zaman eşit mi diyelim? Yani kirazın biraz üstünde, elmanın daha gerisinde bir mücadele. Yani üzüm yetiştirmeyi düşünüyorsanız ürünü çabuk almanız kolay, ürünü değerlendirmeniz kolay. Fakat mücadele konusunda da mücadele vereceksiniz diyelim. Evet, yani evet, öyle atıyorum börtlenle, ahududuyla evet, konuştuğumuz tabii şeylerde. Tabii onlar organiğe yakın neredeyse. Yani doğala özdeş bir yetişme evet, şartlarına, yetişme şeyine sahipler. Onlar ama biraz daha dirençli diğer evet, dış etkenlere göre. Tabii biz genelde programlarımızı sizde de birçok program yaptık. Birçok ziraat mühendisi arkadaşımızla da yaptık. Kirazı biz çok konuştuk. Afyon'un en önemli ihracat kalemlerinden bir tanesi evet, meyve olarak. Kiraz Erkmen'de de yetişiyor. Sultanlığı Çay bölgesinde yetişiyor. Biz Akşehir'in kirazını da alıyoruz, işliyoruz belki, bilmiyorum. Kirazın geleceği ne olacak? Bu sene farklı bir olay da yaşadık. Radyasyon donu denildi, farklı donlar denildi. Hiç açmadan oluşan bazı olumsuzluklar oldu. %80-%90 gibi bir ürün kaybı. Evet. Bunun için zaten biz iki haftadır bu konuları konuşuyoruz. Alternatif ne olur? Kirazı üretelim ama yanında üreticiye kazanç sağlayacak, gelir getirecek farklı ürünlere de yönelelim istiyoruz. Bu konuda kirazı biraz konuşalım. Programın da yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Onu da geçmemiş olalım diye düşünüyorum. Şimdi bizim bölge olarak kirazdan vazgeçmemiz çok mümkün değil. Değil. Ama iklim şartları da değişiyor durmadan. Evet, bu değişen iklim şartlarına karşın bizim yeni teknolojik yatırımlara doğru yönelmemiz gerekiyor. Artık kiraz üretim alanlarında doluya karşı bir etkin bir mücadele yapamazsanız,
dona karşı etkin bir tedbir geliştiremezseniz ürünlerde sıkıntı yaşamanız kaçınılmaz hale geliyor. Küçük ölçekli üreticilerin bunları yapmaları mümkün mü? Çok mümkün gözükmüyor. Ancak işte basit koruma tedbirleri gibi yapılıyor. Alanların, büyük alanların korunması gerekiyor. İşte bu sene yaşadığımız olayda olduğu gibi Mayıs dönemlerine çok sarkan bir soğuk yoktu. Ama bu sene Mayıs'ın 10'u, 11'i, 12'sinde eksi 5'lere, eksi 6'lara varan Nisan'da bir... Nisan'da gördüğümüz şeyleri biz bir ay sonra gördük. Görmeye başladık. Bu da işte bu küresel değişmenin bir süreci. Çok kaba bir itibarla söyleyebilirim. Akdeniz iklimi yukarıya kaydı. Isparta'ya doğru kaydı. Isparta'nın ılıman iklimi bize doğru kaydı. Bu iklim sürecinin belli bir şeye oturum, dengeye oturması belli bir zaman alacak. Dolayısıyla bu 2-3 senelik bir zaman diliminde bu tür mevsimsel değişiklikleri göreceğiz. Kar yağdığı zaman çok şiddetli karlar yağacak. Yağmur yağdığı zaman çok aşırı yağmurlar yağacak. Dolayısıyla bizim bu iklim değişikliklerine karşı teknolojik verileri kullanarak ne bileyim işte tül sistemleri, ne bileyim bir şekilde dolu savarlar, değişik teknolojileri de üretim alanlarımıza yansıtmak zorundayız. Ya da bu riskli üretim zamanlarının dışında üretim gerçekleştirmek zorundayız. Bu nedenle işte ahududu, böğürtlen, blueberry, bunların çiçeklenmesi tutumları, şunu bunu hep Haziran, Mayıs, Haziran'a kayan ürünler. Üzüm yine hakeza. Haziran'da çiçek açan bir ürün. Siz Nisan, Mayıs'ta sürgünlerle ilgili olumsuzluk yaşamadığınız müddetçe, salkım yapısında bir olumsuzluk yaşamadığınız müddetçe yeni. Bir de bunlar yedeklerini içinde barındıran bitkiler. Dolayısıyla o anda sürgün bir olumsuz şey görse yedekten yeni bir sürgün daha sürüp yeni bir salkım daha atabilir. Dolayısıyla bu ürünler seneyi pas geçirmez tabiri caizse. Bir şekilde size verim verir. Bir gelir elde etmenize evet, yardımcı olur. Bu nedenle bunu ve bölgede de demin dediğimiz gibi kiraz içinde geçici çeşitlere. Çünkü bizim kiraz üretim dönemimiz Türkiye itibariyle genel Haziran-Temmuz. Haziran'ın ikinci haftası, Temmuz'un ikinci haftası arasına sıkışmış genel üretim dönemine sahip. Biz Haziran'dan önce üretim gerçekleştirip İzmir Kemalpaşa'ya yetişme şansına sahip değiliz. Ama biz Temmuz'un ikinci haftasından sonra ürün yetiştirebiliriz, kiraz yetiştirebiliriz. Bu çeşitler buna izin veriyor. İşte Sweetheart, Staccato gibi değişik geçici çeşitler bize bu imkanı tanıyor. Yeni anaçlar, yeni şeyler kullanarak dayanıklıkları, bitkinin soğuklara karşı dayanıklıklarını, uyanış dönemlerindeki dalgalılıkları ortadan kaldıracak şeylere yönelmemiz mümkün hale gelebiliyor. Bu nedenle işte teknolojileri, yeni gelişen yapıları çiftçimize iyi anlatıp çiftçimizin bu manada yeni şekillenmelere ayak uydurmalarını sağlamak zorundayız. Evet, geçtiğimiz günlerde böyle bir sohbetin içinde kirazın bizim bölge için 20-25 yıllık bir süresinin kaldığı, bitmese bile artık değişimin başladığı, küresel iklim değişikliklerinden dolayı başladığını konuştuk. Böyle konusunda uzman arkadaşlar da vardı, çiftçilerimiz de vardı. Çünkü her yıl farklı bir yansıma var. Kimi zaman çiçeklenme, kimi zaman çiçeklenmeden veya işte ürün çiçeğinin az açması, geç açması gibi sorunlar yaşıyoruz. Aslında bu konuyu tamamen masaya da yatırmamız gerekiyor ki geleceği konuşmamız adına. Ama süremiz artık sona erdi. Son cümleleriniz neler olur? Özellikle geçen hafta yaptığımız program ve bu anki programın değerlendirmesi anlamında derseniz, küçük aile işletmeleri için ahududu ve böğürtlen aynı alanların içerisinde. Çünkü birisi Haziran-Temmuz dönemi içerisinde, diğeri Ağustos-Eylül dönemi içerisinde hasat edileceği için uzun bir periyotta ama 3-5 dekarlık küçük alanlarda çok rahat yapılabilecek ve aile işletmesine ciddi manada gelir getirebilecek bir ürün. Bu manada bu ürünlerin bizim havzamızda çoğalması önemsenebilecek ve desteklenmesi gereken bir pozisyon. Ama bu desteklenmenin sadece fidan veyahut da işte anlatımlarla değil, pazarlama noktasındaki desteklemelerle, organizasyonlarla güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü insanımızın, çiftçimizin üretmekle ilgili bir problemi yok. Her şeyi üretebilir. Ama bu ürünü pazarlamakla ilgili sıkıntılarımız var. Bu organizasyonları, bu yapıları kurmak zorundayız. Kiraz için de
özellikle geç çeşitlere yönelmeliyiz. Üzüm noktasında da ciddi güzel yeni ürünlerle plantasyon alanları oluşturmak zorundayız. İnşallah bu söylediklerimizi uygulayan birkaç tane üreticimiz olur. Biz de onları bahçelerinde ziyaret ederiz. O üzümleri hem tadına bakarız hem de işte bu örnek diye gösterebiliriz ki yavaş yavaş da olacağını düşünüyoruz. Hatta Sultanlığı Kaymakamlığı'nın yaptığı bir proje var. Ahududu projesiydi galiba. Börtlen projesiydi. Fidan dağıtımı gerçekleştirecek yakın zamanda. İnşallah onları ekranlara yansıtmak İnşallah. Güzel olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür programımıza ediyorum. Konuk olduğunuz için. İki haftadır sizi buraya kadar yorduk. Ama güzel bilgiler verdiğimize inanıyorum. Teşekkürler. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Geçen hafta Börtlen, Ahududu, ona keza çileği konuştuk. Bu hafta da birazcık kirazı konuştuk. Blueberry'i konuştuk, yaban mersinini konuştuk. Aynı zamanda üzüm yetiştiriciliğini konuştuk. Alternatif ürünlere doğru biz de üreticinin sesinde zaman zaman alternatif ürünleri ekranlara yansıtalım ki farklı ürün çeşitliliğiyle ekonomik gelirlerimiz artsın diye düşünüyoruz. Üretmek mutluluktur. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.